Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'de ben Talha Doğan ve değerli öğrencim Tonguç'la birlikte size Birinci Dünya Savaşı konusunu anlatacağız. Hocam mafyaya mı girdiniz? Evet evladım, senin sayende su tabancası getirmişsin buraya. Bunu niye koyuyorsun evladım? Savaş kelimesini görünce niye sadece silah geliyor insanların aklına? Tonguç, Birinci Dünya Savaşı ne zaman oldu? Hocam 1980. Yuh evladım yuh. <laughs> 1914 yılında gerçekleşecek Birinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı 1945'li yıllarda. Peki Üçüncü Dünya Savaşı ne zaman oldu Tonguç? Hocam 1970'tir herhalde. Şu arada 20 yıl oluyor hep. Evladım atıyorsun. Üçüncü Dünya Savaşı diye bir savaş çok şükür olmadı ve inşallah da olmaz. Şimdi savaşa başlamadan önce savaşın genel nedenlerini ve savaşa savaş… Savaşa mı giriyoruz hocam? Hayır savaşa girmiyoruz. Savaşla alakalı bir konuya giriyoruz şu anda. Evet, Konuyu pardon. öğreteceğiz sana. Şimdi biliyorsun dünyada savaşların temel sebebi her zaman için nedir evladım? Para. Para. Aferin. Yani ekonomi. Birinci Dünya Savaşı'nın da temel nedeni ekonomi olacak. İngiltere ve Almanya arasındaki sömürgecilik yarışına, sonradan Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Osmanlı ve diğer ülkelerde katılacaklar ve aralarında ciddi bir rekabet başlayacak. Şimdi bu sayfaya gelmeden önce, bu sayfa dursun şimdi, Birinci Dünya Savaşı'nın temel nedenlerine bakalım. Sanayi İnkılabı ve Fransız itilali. Sanayi İnkılabı nedir Tonguç? Hocam makineler ürettiler, fabrikalar yaptılar, evet. ee, ondan sonra da şey ürettiler, popcorn ürettiler. Evet sanayi inkılabı üretimde el emeğinden makine gücüne geçişti. Sanayi inkılabı ile birlikte büyük devletler ham madde ve pazar arayışına girdiler. Yeni pazarlar aramaya başladılar. Ve bilhassa da satacakları malların, ürünlerin ham maddesini aramaya başladılar. Ve bu yüzden de sömürgecilik yapmaya başladılar. Nedir sömürgecilik? Büyük devletlerin, ekonomisi güçlü devletlerin... Kanını emmek hocam. Evet, küçük devletlerin kanını emmesi. Peki Fransız İhtilali'nden sonra biliyorsun Fransız İhtilali ne zaman olmuştu Tonguç? Fransız İhtilali e, 700 yıllarda hocam. Evet 1789'da oldu evladım. 700 doğru ama 1789 yılında Pardon oldu. Hocam. Bak 7-8-9'dan hatırla. Fransız İhtilali'nden sonra dünyada ulusçuluk yani milliyetçilik akımları yayıldı. Devletler kendi uluslarına, kendi milletlerine ait bir ülkeler kurmak istediler. Ve sonrasında da ulusal devletler kurulmaya başlandı. İşte Almanya kurulacak, İtalya kurulacak, yeni yeni devletler kurulacak. Ve bütün bunlar da sonucunda Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerini ve Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini oluşturacak. Hocam savaşmayın, ee, bir şey yapın evet, Savaşmayın, şey sevişin. Yani birbirinizi sevin, birbirinize sarılın anlamında söyleniyor. Tabii sen onu sapık olduğun için yanlış anlıyorsun. Şimdi evet. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri neymiş demek ki temel nedenleri? Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali. Şimdi bu sayfaya geri dönersek sanayi enkılabını en hızlı gerçekleştiren ve en büyük sömürge imparatorluğunu kuran İngiltere'ydi. İngiltere idi. Almanya sonradan kurulduğu için, kendi ulus devletini sonradan kurduğu için bir bakıyor ki İngiltere her yeri sömürmüş. O zaman ben diyor Almanya olarak İngiltere'nin sömürgelerine saldırabilirim diyor. Avusturya Macaristan ise Avusturya Macaristan ise kaybettiği toprakları almak istiyor ve Rusya tehdidine karşı durmak istiyor. Bak bunu birazdan soracağım sana Onlar Tonguç. Onlar kuvvetli miydi hocam Avusturya-Macaristan ve eskiden? Evet, eskiden kuvvetliydiler ama zamanla dağılacaklar. Avusturya ve Macaristan diye ülke olacaklar Bir He. Dünya Savaşı'ndan sonra. Osmanlı yine kaybettiği toprakları almak için bu gruba katılacak. Bak dikkatliysen İtalya'nın içinde hem kırmızı renk var hem de yeşil renk var. Neden sence Tonguç? Çünkü e, çift yüz 200, 200 hocam. Aynen. İlk başta kırmızıların tarafında olacak. Yani Almanya'nın tarafında ben sizle beraber gireceğim diyecek ama sonradan İngiltere kendisine Batı Anadolu'yu vaat edince ben bu tarafa yeşillerin tarafına yani itilaf devletlerinin tarafına geçin diyecek. Onlar da Türkiye'yi istemiş hocam. Aynen Türkiye cennet ama alabildiler mi? Alamadılar tabii ki. Alırlar onları. Evet alama ah, alırlar. alamazlar. Evet evladım. Şimdi Rusya ise sıcak denizlere inmek istiyor. Hani şimdi görüyoruz Rusları. Antalya Antal hocam. Evet inmek istiyorlar ama kendileri savaşarak inemedikleri için para verip iniyorlar. Sıkıntı yok. Devam edelim. Otellerimizi dolduruyorlar değil mi evladım? Para veriyorlar hocam. Aynen. Şimdi Fransa'da Almanya'ya kaptırdığı Alsas ve Loren bölgesini almak isteyecek. O yüzden savaşa girecek evladım. Şimdi o zaman tarafları söyle bakalım. İttifak taraflarında kimler vardı yani bizim tarafımızda? Ee, bu kimdi? Hocam o Almanya. Almanya. Şey milli takımından hatırlıyorum. Aferin evladım. Bu ee, hangi ülke? İtalya mı hocam o? Evet İtalya. İtalya. Çok güzel. Sonradan ama o öbür tarafa geçecek millet, değil mi? Gucci'den hatırlıyorum hocam. Aferin evladım. Peki bu? Onu vallahi çıkartamadım. O da Avusturya evladım. O da sonradan Avusturya. Ezik ülke hocam. Evet. Burası da Osmanlı. Öyle değil mi? Bu zaten savaşın aynı. En güçlü ülkesiyiz inşallah. Savaşın kaderini değiştireceğiz. İtilaf Devletlerine baktığımızda İngiltere hocam. İngiltere değil mi? Zaten savaş İngiltere ve Almanya arasında gerçekleşiyordu. O Fransa. Harikasın. Fransa'nın bayrağında ittifak. Onlar zaten birbirine komşular hocam. Evet. Bir de bunların yanında kim var? Rusya var evladım. Rusya bayrağını biliyor muydu? Rusya ya. fakat savaştan çekilmek zorunda kalacak sonradan. Şimdi hemen istersen savaşın özel nedenlerini bir kez daha söyleyelim. Yeni sömürgeler ve Alsace-Lorraine'i alan kimdi? Yeni ne sömürgeler alan Alsace-Lorraine ne oluyor? Alsace-Lorraine evladım Almanya ile Fransa arasında çok değerli bir bölge. Burada böyle bir bölge. Burada çok değerli madenler var. O yüzden herkes bunları almak istiyor yani sömürgecilik için. He. Şimdi Almanya'nın savaşa girmesindeki temel neden yeni sömürgeler ve Alsace-Lorraine istemesi. Peki sömürgelerini ve gücünü korumak isteyen kim? Almanya'nın en büyük rakibi? İngiltere. İngiltere. İngiltere sömürgelerini korumak istiyor ve gücünü korumak istiyor. Peki Almanya'dan kaptırdığı alsas lorraine harikasın. Çünkü o sınırdaydı hocam. Aynen harikasın. Peki panslavizm politikası yani Slav ırklarını bir araya getirebilirim politikasıyla Rusya. Evet, sıcak denizlere inmek istiyor. Bak buradan böyle yavaş yavaş sıcak denizlere iniyor. Çünkü İngiltere. çok soğuk hocam orada. Evet, soğuk, üşüyor adamlar. Sıcak denizlere inmek istiyorlar ama olmayacak. Bakalım buraya Rusya'yı Rusya. yazalım. Peki Rusya tehdidine karşı koymak isteyen Osmanlı da var. Aynı zamanda Avusturya, Macaristan da bu şekilde. Ha, Avusturya. Onlardan geçecekler. Evet. Belki. Bunlar da Rusya tehdidine. Çünkü Rusya panslavizm politikasıyla, panslavizm politikasıyla Avusturya, Macaristan da tehdit ediyor. Avusturya, Macaristan içerisindeki, Avusturya, Macaristan içerisindeki birçok ulusu da kışkırtıyor. Haydi kendi eliniziniz kurun diye. Osmanlı da kaybettiği toprakları geri almak ve siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Sömürge arayışlarında olan bir devletimiz var. O da sürekli taraf değiştiren İtalya. İtalya bir o tarafa geçecek, bir bu tarafa geçecek. Neden? Çünkü sömürge arayışında. Zaten 2. Dünya Savaşı'nda da yine taraf değiştirecek İtalya. Şimdi bak sorularda şu çok soruluyor Tonguç. Bir görünen neden var, bir de gerçek neden var. Şimdi Avusturya Macaristan veliahtı böyle arabasıyla giderken bir tane Sırplı genç tarafından öldürülüyor. Yani Avusturya Macaristan kralının oğlu öldürülünce savaş başlıyor. Avusturya Macaristan Sırbistan'a saldırıyor. Sırbistan'a Sırbistan'a saldırınca Rusya da Avusturya Macaristan'a saldırıyor. Almanya Rusya'ya saldırıyor. Herkes gerçek... birbirine giriyor hocam. Yani. Aynen. Bu başlangıcı bu. Bir tane kurşun milyonlarca insan ölmesi. Olur, Olur mu hocam yok. öyle bir şey? Bence yalan. Evet. Görünen bir neden bu. Ama gerçek nedeni sömürgecilik yarışı. Evet. Mesela Osmanlı'nın da savaşa girmesine görünen neden ...Goben ve Breslav gemilerinin Yavuz ve Midilli adıyla alıp Rus limanlarını bombalaması gibi gözüküyor. Yani bizim işte ha. bizim bu gemileri satın almamız ve onlarla Rusya'ya saldırmamız gözüküyor ama Osmanlı Kesin arkasında bir şey var hocam. Evet, ]acağım. siyasi yalnızlık korkusu var Osmanlı'nın. Mutlaka girmesi lazım bir şekilde Herkes savaşta. Bir taraf olmuş. Yerini alması lazım. Evet. Şimdi biz Osmanlı'nın savaşta cephelere bakalım. Şimdi maviler hangi devletlerde Tonguç Hocam i̇tilaf, i, i̇tilaf Devletleri. İtilaf pardon. Devletleriydi. Evet. Şimdi burada bir de İtalya da var. Bir mavi kalem daha ver bakalım bana. Bir mavi kalem daha ver. Tamam. Şuraya İtalya'yı da yazalım evladım. İtalya, İtalya da burada. Şimdi İtalya buradan saldırıyor mu evladım? Fransa buradan saldırıyor. Aynen. İngiltere buradan saldırıyor. Rusya da buradan saldırıyor. Şimdi <laughs> Avusturya, Macaristan batacak hocam. Aynen çok zor durumdalar. O yüzden Almanya Osmanlı'nın savaşa girmesini istiyor. Neden? Osmanlı savaşa girerse Osmanlı Buradaki buradaki şöyle hatta yeşille gösterelim. Osmanlı buradaki İngiliz sömürgelerine saldıracak, İngiltere'nin dikkatini dağıtacak. Buradan Osmanlı Galicia'ya ya yardım gönderecek ve aynı zamanda Rusya'ya da saldırarak savaşın geniş bir zemine, geniş bir yüzeye yayılmasını sağlayacak ve böylece Almanya'nın yükünü hafifletecek. Bir de Osmanlı'nın halife gücü var. Osmanlı'nın halife gücünden faydalanıp evet, yani. bütün Müslümanları bir araya getirecek. Şimdi Osmanlı'nın savaşta cephelere baktığımızda Kafkasya cephesine başlayalım. Kafkasya cephesi bir kere bir taarruz cephesi. Taarruz yani saldırı cephesi. Biz burada Orta Asya'daki Türklere ulaşmak ve Rusya'yı zor durumda bırakmak için saldırıyoruz. Fakat Sarıkamış Harekatı'nda 90 bin askerimiz donarak şehit oluyor, ölüyorlar. Aman Neden? Allah İklim koşullarına ayak uyduramıyoruz. Bir de Kanal Cephesi'nde İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu kesmek için saldırıyoruz. Bu da yine saldırdığımız bir cephe. Almanya'nın isteğiyle saldırıyoruz buraya. Fakat burada da yine ister istemez kaybedeceğiz. Hatta kaybettiğimiz için geri çekilmek zorunda kalacağız. Neden? Çünkü İngiltere bu sefer Filistin Suriye'ye doğru saldıracak. Şimdi o zaman sana sınavda sorarlarsa Tonguç. Osmanlı'nın taarruz cepheleri nelermiş Tonguç? Ee, Kafkasya ve Kanal olacak. Tamam. Bunu aklında şöyle tut. Kaka diye aklına tut. Tamam. Kaka, Kaka. Osmanlı'nın taarruz yani saldırı cepheleri. Zaten kötü de olmuş hocam. Evet kötü de oldu. Kaka oldu. O yüzden yapacak bir şey yok. Osmanlı'nın bir de yardım cephesi var. Müttefiklerine yani ittifak devletlerine yardım için gönderdiği askerler var. O da Galicia cephesi. Galicia, Romanya ve Makedonya cephesi olarak da geçer. Buraya sadece yardım için gidiyoruz. Bir de Tonguç'un Osmanlı'nın savunma cepheleri var. Savunma. Hocam Çanakkale'yi biliyorum. Çanakkale'yi Okul biliyorsun. Okul gezisi yaptım. Evet. Şimdi burada Arapları kışkırtan İngilizler, Arapları kışkırtan İngilizler Hicaz ve Yemen cephesinde bizi zor durumda bırakacaklar. Kanal cephesinde başarısı olduğumuz için önce Filistin'i sonra geriye çekilerekten Suriye'yi kaybedeceğiz. Irak ve Musul cephesinde yine birçok toprak kaybedeceğiz. Fakat Mustafa Kemal Kafkasya cephesinde elde ettiği başarılarla Muş ve Bitlisi Ruslardan geri alacak. Suriye cephesinde de Alman komutanı diyecek ki biraz geri çekilelim yoksa temelli yok olup gideceğiz diyecek ve savaşı kontrol altına alacak. Peki Osmanlı'nın başarı olduğu cephe hangisi Tonguç? Hocam Çanakkale'de ezdik adamları. Aynen Çanakkale geçilmez dedik ve Çanakkale'ye geçemedikleri için zaten Rusya'ya yardım ulaştıramadılar ve Rusya'da savaştan çekilmek zorunda kaldı. Olay nasıl oldu biliyor musun Tonguç? Şöyle oldu. Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkıyor, isyan çıkıyor. İsyan çıkınca Rusya'da, Rusya hemen İngiltere Fransa'yı arıyor cep telefonuyla. Diyor ki Abi bana yardım gönderin. Cep telefonum var hocam o devirde. Var evladım cep telsizi var. Arıyor Rusya diyor ki bana İngiltere Fransa'yı arayıp bana yardım gönderin diyor. İngiltere Fransa burada zaten Almanya ile savaşıyor öyle değil mi? Evet. İngiltere Fransa Kanada'dan, Avustralya'dan getirdiği askerleri buradan böyle getiriyor. Çanakkale Boğazı'ndan Rusya'ya ulaştırmak istiyor. Ha. Anladın mı? Çanakkale Boğazı'ndan Rusya'ya ulaştırıp hem Rusya'yı zor durumdan kurtaracak hem de Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u ele geçirip Osmanlı'yı devre dışı bırakacak. Fakat Çanakkale geçilemeyince ne oluyor? Hem savaşın süresi uzuyor hem de Rusya savaştan çekilmek zorunda kalıyor. Oh iyi olmuş hocam. İyi oldu. Şimdi bak Rusya çekilince ne oldu? Almanya Avusturya rahatladı. Osmanlı da yenilmemiş oldu. Her şey çok güzel. Fakat bu esnada Amerika'da silah satarak para kazanıyor Tonguç. Aman Allah'ım. Amerika'da İngiltere Fransa'ya silah satarken buradan gemilerle geliyor ya Amerikan gemileri. Evet. Silah satarak Para kazanırken Almanya bu Amerikan gemilerini batırıyor. Amerikan gemilerini batırınca Amerika diyor ki ben size savaşa gireceğim. Yani İngiltere ve Fransa'nın yanında savaşa gireceğim diyor. Peki şimdi sana bir soru Tonguç. İngiltere ve Fransa'nın yanında Amerika'da savaşa girerse savaşı kim kaybeder? Ee, Almanya kaybeder hocam. Kaybeder. O yüzden de Amerikan başkanı Wilson, o zamanki Amerikan başkanı Wilson. Wilson deyince aklına ne geliyor Tonguç? Ee, şey hocam, cowboy. Coby değil mi? Amerikan başkanı Wilson Aa, tenis olur. raketi var hatta. Tenis raketi değil. evet evet. Amerikan başkanı Wilson tenis çok seviyor zaten. Neyse bunu karıştırmayalım şimdi. Diyor ki: "Ben diyor bu adam tipi de böyle. Ben diyor İngiltere ve Fransa'nın yanında yani itilaf Devletleri'nin yanında savaşa girerim. Yalnız benim amacım bir tarafın kazanması değil. Benim amacım dünya barışının kazanması." diyor. Hadi oradan be. Aynen. O yüzden de diyor ki: "Lütfen gizli anlaşmalar yapmayın." diyor. Yenenler yenilenleri ezmesin diyor. Şimdi biz kazanacağız ya diyor. İngiltere, Almanya'yı, işte Fransa, Osmanlı'yı ezmesin diyor. Dünya barışını korumak için milletler cemiyeti kurulsun diyor. Ha, birleşmiş millet Evet. O zamanki eski adı cemiyeti akvam yani milletler cemiyeti. Tüm dünyayı sevgi, çiçek, böcek ve mutluluk kaplasın istiyor Amerikan başkanı. Diyorsun. Olur mu o kadar silah satıyorlar ama. Ama orada sonrasında diyorlar ki ben tamam silah sattım ama ha. şimdi artık dünya barışını korumak istiyorum diyorlar. Ve savaşı durduralım diyorlar. Sence İngiltere ve Fransa bu teklifi kabul etmiş midir? etmiştir hocam. Evet. İngiltere Fransa diyor ki bari diyor köprüyü geçene kadar dayıya pardon ayıya dayı diyelim diyorlar. Amerikan Başkanı Wilson'a diyorlar ki tamam diyorlar biz dünya barışını koruyacağız. Biz yenersek yenilenleri ezmeyeceğiz diyorlar. Peki sence bu sözlerini tutmuşlar mıdır? Zannetmiyorum hocam. Evet sözlerini tutmayıp Böyle gizli anlaşmalar yapıyorlar. Boğazlar wow. anlaşması, Londra anlaşması, Cycle picot anlaşması. Oh, 50 tane anlaşma yapıyorlar. Aynen gizli anlaşma yapıyorlar. Böyle kendi aralarında işte yeni bir devlet kuralım. Yok İsrail devleti kurulsun. Yok İngiltere, Osmanlı'nın şurasını alsın. Yok işte Musul'u biz alalım, petrolleri siz alın. Ege bölgesini Yunanistan'a verelim, İtalya'ya vermeyelim diye gizli anlaşmalar. İçten pazarlıkları. Aynen yani. Az önce demiştim ya köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyelim diye. Aynen bunlar da bu şekilde Osmanlı'yı zor durumda düşürüyorlar. Şimdi Savaştan sonra da belli anlaşmalar imzalanacak. Bu anlaşmaların ismini söyleyelim ve bitirelim. Almanya ile Versay Anlaşması imzalanacak. Tamam ama hocam. o kadar ağır bir anlaşma ki Osmanlı'nın Sevr Anlaşması gibi ağır olduğu için 2. Dünya Savaşı'na dönüşecek bu. Avusturya ile Saint Germain. Paris Saint Germain. Ama Avusturya Saint Germain bu. Macaristan'la Trianon, Bulgaristan ile Neuilly. Osmanlı ile de Sevr Anlaşması'nı imzalayacaklar. Fakat Osmanlı Sevr Anlaşması'nı yani Türk halkı Sevr Anlaşması'nı kabul etmeyip Mustafa Kemal önderliğinde onlara Lozan'ı kabul ettirecek. Şimdi sorumuz şu. İtilaf devletlerinin Osmanlı orduları karşısında mağlup olduğu cephe hangisidir Tonguç?